Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün tipi sekreterliklere değineceğim böyle. Çünkü tipi sekreterlik üzerine çok çok sorular geliyor. Kendim de aynı branşta ben hizmet verdiğim için böyle aşırı derecede zaten takipçilerim, yani beni izleyenlerin çoğunluğu da tipi sekreter olduğunu düşünüyorum. Çünkü tipi sekreter üzerine çok çok sorular geliyor. Dolayısıyla yani sorular da genellikle şu şekilde. Örnek veriyorum ki mesela soruyor, benim bu kadar puanım var, benim güncel sıralamam ne kadardır? Benim bu kadar puanım var, ne kadar alım yapılırsa veya kontenjan verilirse ben yerleşebilirim. Ve işte bu kadar puanım var, yerleşebilir miyim? Ondan sonra hani 2020, yani bu yıl içerisine tıbbi sekreterlik kazanmış öğrenci arkadaşlarımız diyor ki 2024 KPSS'de kaç puan alırsam atanabilirim sorular. Ondan sonra işte bundan sonra alımlar ne şekilde devam eder? Artar mı, azalır mı? Çünkü bazı yorumlarda şey geliyorum işte bundan sonra tipi sekreterin çok yani toptan bir alım yaptığı için bundan sonraki dönemlerde atamalarda sayı çok çok azdır veya hiç almayabilir gibi yorumları da görebiliyorum. Ona geçtim, 2026'ya da makas atanlar var işte. 2026'da durum ne olur, söz konusu ne olur gibi sorular var da var. Yani yorumlarda girmek istemiyorum. En azından dedim bir açıklayıcı bir video olsun diye bu, yani bunu çekiyorum böyle. Şimdi öncelikle arkadaşlar güncel sıralamanızı nasıl öğrenebilirsiniz? Ona değineceğim. Şimdi güncel sıralama ÖSYM şeyinde o da düşmez. Eğer kadroya geçilmişse onlar oradan düşer ama kadroya geçilmemişse o sıralamanız orada güncellenmez. Dolayısıyla zaten ben bugün baktım böyle mesela 153 kişi. Benim 74 küsür puanım var. 74,39 puanım var. 2022 KPSS'ye girmiş oldum. Baktım mesela, yani benim önümde yani sıralamam 21.706 iken 21.574'e düşmüş. Yani demek oluyor ki aradaki makas sadece kadroya geçmiş, geri kalan duruyor. Ben siz ne yapacaksınız? Sizin puanınız fark etmez. Benim 74'tür ya. Sizin de 70 olabilir veya 80 olabilir. Siz ne yapacaksınız? Şu ana kadarki 2022 KPSS ile atanan arkadaşlarınızı diyelim ki yani 32 bin aldı ya, 32 bini bakacaksınız, puanınız 80 ya, 80 üzeri atanmış olan arkadaşları bir bir kendi sıralamanızdan çıkarabilirsin. Tabii ki tam net olarak ulaşamazsınız ama en azından 3 aşağı 5 yukarı yakın bir sıralama çıkarabilirsiniz. Veya şu şekilde düşünmeniz gerekir. Sadece tipi sekreterlik okuyanlar atanamadı. Bakın, tipi sekreterlik okuyup da lisans programlarından, bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız da var. Ondan sonra benim gibi bakın ben şu an üniversite hastanesine görev yapıyorum, hizmet veriyorum. Hani bizim üniversite hastanesi neredeyse bütün tipi sekreterlikte sınava girmiş. Ve herkes de yani hepsi de en kötü 70'in üzerinde puan almış. Yani 74-75 bandında. Bir sözüm var. Eğer bir öğrenci, yani kendi öğrenci diyorsa bence KPSS'den rahatlıkla en az bir 70 puan alması gerekir. Yani eğer yani temeli olan bir öğrenci 70 üzeri en az 70 puan alabildiğini düşünüyorum böyle. Bu benim kendi kanaatimce, kendi düşüncem. Bunları da göz ardı etmemeniz gerek. Yani sınava girmiş, atanmış ama yine de puanı olan, sizden yüksek puan almış öğrencilerin olduğunu unutmayın. Biraz önce dedim ya, yine sınava girmiş, işte ön lisans sınavına girmiş ama işte lisans programını bitirmiş. Daha lisans programını bitiren zaten ön lisans staj şey yapamıyor, tercih falan veremiyor. O tür durumda olan arkadaşlarımızın olduğunu unutmayalım. Ondan sonra üniversite hastaneleri alım yaptı. Üniversitelere giren arkadaşlarımızın yani puanları sizden yüksek ve oraya yerleşmiş olan arkadaşlarımızı unutmayalım. Ondan sonra gelelim diğer kurum kuruluşlarda, belediyeler olsun, özel yerler olsun, işte oralara girip çalışan arkadaşlarımızın da olduğunu unutmayalım. Yani siz hepsini çıkardınız, atananları, Sağlık Bakanı yerleşenler, üniversiteleri oradan buradan, işte kısaca bir tablo oluşturduktan sonra bir tablo elinize ulaştığında, yani aslında şu şekilde ben bugün biraz onlara kafa yordum böyle. 70 üzeri 70 puanı yani veya 70 ve üzeri olan puan arkadaşlarımızın böyle en çok da 70 70 70'i baz alarak söyleyeyim böyle. 70 ve üzeri puan olan arkadaşlarımız TİBİSEK'te herhangi bir alımda 1000 veya daha fazla bir alım olursa 70 ve üzeri olanların çok çok
Yani şanslar yüksekti. Onların şeyini vereyim böyle. Gerçekten yani bugün böyle ince bir hesap yaptım böyle. 70 ve üzeri olan arkadaşlarımız bu durumda şeyleri yüksektir. Yerleşme oranları var. Yüksektir de. Ondan sonraki bir diğer husus 2024 KPSS'yi çok merak ediyorlar. Da 2024 KPSS'ye girmeden önce bundan sonra işte tipi sekreterde alım ne şekilde olur? Çok mu olur? Ya da hiç olmaz mı? Ya da işte ne şekilde devam eder? Benim kişisel düşüncem şöyle. Ben şuna da katılmıyorum. Mesela bazı arkadaşlarımız var. Bazı sayfalar bunu destekliyor böyle. Mesela bu ağız diş işte diş şeylerinde biraz şu an, geçenlerde Sağlık Bakanlığı şey yaptı ama yani orada da toplu bir tipi sekreter alınımı yapılacak gibi görüşler de var böyle. Ben buna çok katılmıyorum böyle. En azından geçmiş yani bu iki dönem gibi böyle çok bir alım yapılacağını düşünmüyorum. Yine istikrarlı bir şekilde yine ama tipi sekreter yani ön lisans programlarından yine önü çeken bölümlerden bir tanesi oluyor. Yani 1000 verir, 2000 verir. Yani 500'den yukarı vereceğini düşünüyorum zaten. Minimum 500'den 500 vereceğini düşünüyorum. Yine çünkü bu beyaz raflarımı Sağlık Bakanı geliştireceğini söylemişti. Yaygınlaştıracağını falan şey yapmıştı böyle. Bu doğrultuda yani tipi sekreterliklere minimum 500 kontenjan yine verilir. Minimum bak diyorum. Bu 5000'e kadar yolu var ama ortalamalarda 1000-2000 civarında kontenjan verebileceğini düşünüyorum. Ve bundan sonraki yıllarda 2026'ya kadar bak 2026'yı esas almıyorum. 2024'de 2024 KPSS sınavı gelene kadar alımlarda işte istikrarlı bir şekilde işte hani alımlarına devam edecek. Yani aldı tamamen bitirdi bundan sonra almayacak diye bir husus yok. Zaten anlaşıldı ki tıbbi sekreterlere çok çok ihtiyacın olduğunu, tıbbi sekreterler olmazsa olmazlardan bir tanesi olduğunu yani anlaşıldı. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. 2024 KPSS'ye deneyim. Bak 2024 KPSS'ye bu yıl şu an okumak isteyen, şu an okuyan arkadaşlarımız için oturun bak sene yani bir yıl sonra 2024 KPSS sınavı geliyor. Tıbbi sekreter çok dikkatleri üstüne çektiği için bu bölümleri yani neredeyse işte açık öğretimi, örgünü, onu bunu hepsi donmuş vaziyette. Ondan ötürü şu anda okuyan arkadaşlarımız için diyorum. Oturun güzelce verimlice 2024 KPSS sınavına güzelce hazırlanın, yüksek puan almaya gayret edin. Siz zaten mezun olduktan sonra alımlarda bu puanlarınızı değerlendireceksiniz. Çünkü evet şu anda önünü boşalttı ama önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde, o kadar hızlı bir şekilde yine yerime olacak anlatamam. Tıpkı paramedik gibi, tıpkı ATT gibi yani. Gerçekten bunları dikkate almanızı istiyorum. Okuyan arkadaşım yani en büyük önerim, tavsiyem odur. 2024 KPSS'yi önemseyin, güzelce çalışın, verimli bir şekilde ve yüksek bir puan alın. Yani derim ki 85 ve üzeri puan hedefinizi koyun ve 85 üzeri puanınızı alın, cebinize koyun. Kafanız rahat olsun arkadaş. Çok çok yani şey yapmanıza gerek yok. 2026'yı soruyorsunuz. Bak 2026'ya biz bir şey diyemeyiz. Daha 2024'ü kablosunu görmedik. Yani 2024'ün kablosunu görmedik. 2026 için bir şey demek çok mantıksız geliyor bana. Onun için o tür sorular hiç gelemiyorum. Bir de arkadaşlar şuna da değinmek istiyorum. Bakın uzun zaman oldu. Yani ikinci alımın üzerine gerçekten uzun zaman oldu. Çünkü yani biliyorsunuz Ocak Şubat'ta da mezun olan arkadaşlarımız var. Haziran Temmuz'da mezun olan arkadaşlarımız da yine bu önümüzdeki Ocak Şubat'ta da mezun olacak arkadaşlarımız olacaktır. Bundan ötürü olası bir Sağlık Bakanlığı alımda bu tüm bölümler için geçerli ama tıbbi sekreter için de ayrıca parantez açayım böyle. Çok fazla zaman geçtiği için ve yeni yeni mezunlar olduğu için mesela 65 küsürle kapattı tıbbi sekreterlik. Bundan sonra bu yine 65 ile kapatacak diye bir husus yok. Hatta belki ezberi bozabilir, 70'in de üzerine kapatabilir, vereceği kontenjana bağlı ama yine de düşük de kapatabilir. Her sanaryoyu görmek mümkündür. Çünkü yeni mezun olan arkadaşlarımız var veya farklı kurum kuruluşları yerleşen arkadaşlarımız var da var. Yani sanaryo aslında çok şeylidir. Tabii bu hususta yüksek alan arkadaşlarımız. Mesela ben bakıyorum ki genel yorumlarda da 70 böyle 72, 74, 76, 77 yani öyle diyeyim 72 ve üzeri olan arkadaşlarımız böyle bir stres içerisinde. Yani çünkü
alım olursa atanabilir de atanmayabilir de, yani verecek kontenjana göre değişiyor. Ondan dolayı büyük bir beklentileri var. İnşallah beklentileriniz yerine gelir. Ama siz de bu hususta yani elinizden geleni yapın diye düşünüyorum. Eğer birinci alım, diyelim ki kontenjan belli olduğu Sağlık Bakanlığı'nda ve bu Sağlık Bakanlığı'nda tıbbi sekreterlikte diyelim ki az bir kontenjan verdiler. Örnek veriyorum, 500 verdiler. Bakın 70 bandındaki arkadaşlarımız farklı kurum kuruluşlarında puanlarını değerlendirsin. Bence diyorum. Bunlara dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesidir. Yani şimdiden eğer farkında olursanız, bilincinde olursanız yarın öbür gün çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ki ben de mesela 74 puanım var, mesela 74 küsur puanım var. Bazen düşünüyorum acaba Sağlık Bakanlığı'na mı geçiş yapayım? Şimdi o hususa değinelim. Eğer şu anda benim durumda olan arkadaşlarım diyelim ki üniversite hastanesinde çalışıyordu veya farklı kurum kuruluşta çalışıyordu. Ki biliyorsunuz ki biz kadroya geçtik. Yani 14 Nisan'da zaten bizi kadroya aldılar. İşte biz kadroya geçtiğimiz için olası bir alımda, bir tercihte tercih vererek kadrodan sözleşmeye düşebiliriz. Yani öyle bir hakkımız var. Yani ben de mesela hani tercih olursa, yani alım olursa tercih verip şu anda kadroluyum ya. Kadrodan sözleşmeye düşerim. Yine 3 yıl, 3 artı 1'e tabi olurum. 3 yıl görev yaptıktan sonra kadroya geçmiş olurum. Düşünüyor muyum? Şu anda düşünmüyorum. Yani %30'luk bir düşüncem var. Hem bulunduğum ilden, hem bulunduğum kurumdan, hem de bulunduğum birimden, çalıştığım birimden memnun olduğum için şu an öyle bir düşüncem yok, ama o düşünceleri olan arkadaşlarımız var ki zaten ikinci alımda tercih verip yerleşen, giden ve halen daha gitmeyi bekleyen arkadaşlarımız da var. Var yani. Bunları da göz önüne bulundurmamız gerekir. Bir sektör artık merak eden pek soru var mı? Hani bir notlarımıza bakayım böyle. Dedim ya, ben çok daha çok şey yapıyorum. Takılıyorum. Doğaçlama takılıyorum böyle, ama notlarımı da tutuyorum benim güzelce bir şekilde. Defterlerime falan. Bu kadar herhalde, başka bir soru, değinmediğim bir soru yok. Yok. Evet. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.